Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. ...95.0 Açık Radyo dinleyicileri, Dünyayı Dinliyorum programımıza hoş geldiniz. Her pazar 12 ile 13 saatleri arasında dünyanın sesleri arasında bir yolculuk için bir araya geliyoruz. Bu haftaki ilk albümümüz ise funk ve groove'u Orta Doğu esintileriyle yeniden tanımlayan Sababa Five'ın yeni albümü ile bu haftaki programımızın ilk bölümünü açacağız. Kendi adlarını taşıyan ilk albümlerinden bu yana hem kulaklara hem de kalplere fetheden grup şimdi Batov Records etiketi altında son enstrümantal maceraları olan Aspan'ı bizlere sunuyorlar. 17 Kasım'da piyasaya çıkan söz konusu albüm Psychedelic Rock ve grubun kendine özgü groove'larının baş döndürücü bir karışımı. Aspan sadece bir albüm değil, aynı zamanda da müzikal fırtınalar arasında bir yolculuk ve Sababa Five'ın bize bu yolculukta elimizi tutarak farklı ritimsel dünyasına davet ediyor ve bizleri de aynı zamanda da eşlik ediyor. Çok güzel bir ses evrimi var karşımızda. Bu ekip çıktığı zamandan beri yakından takip ediyorum. Çok keyifli bir müzik harmanlaması söz konusu ve bu yeni çalışmadan hemen ilk açılışımızı yapalım. İlk parçamızı dinleyelim. Söz konusu eserin adı Wembley. Thank you.
Sababa Five'dan dinledik Wembley adlı eseri ve böylelikle programımızın ilk parçasını da sizlerle birlikte paylaşmış olduk. Grubumuza geri dönersek kendileri Orta Doğu, psychedelic, funk ve disco'nun eşsiz bir karışımı olan soundları, Akdeniz ritimleri ve melodilerinin rock ve aynı zamanda da psychedelic funk dünyasıyla önemli bir karışımını sergiliyor ve bunu müzikleriyle birlikte icra ediyorlar. Bu da müziklerinde doğu batı buluşmasının zengin bir dokusunu oluşturuyor. Ve aynı zamanda da ses sentezleri çeşitliliğine rağmen grup temelde groove merkezli, her zaman dinleyicisinden yana onların merakını uyandıran bir ritim yaratmaya odaklanıyorlar. Sababa Five'ın müziği sadece hayranları tarafından değil, aynı zamanda da müzisyenliği nedeniyle eleştirmenler tarafından da takdir ediliyor ve şu ana kadar yapmış oldukları pek çok üretimde de bol bol övgüler aldı. Yani örneğin şöyle de bir ifadede bulunmak gerekirse, grubun basçısı Amir Sadot, grubun dinamik ve ilgi çekici sesine katkıda bulunan canavar bas hatlarını yaratan insan olarak da tanımlanıyor. Müzisyen olarak da tanımlanıyor. Bu ayrıntılı bilgiler Sababa Five'ın kültürel etkilere ve deneyselliğe derinlemesine kök salmış küresel müzik sahnesine yeni bir şeyler getirmek için seslerini sürekli geliştiren, sorumlu bir şekilde de bunu benimseyerek kendi kökleriyle bir resim çiziyorlar. Groove ve ritme olan bağlılıkları, çeşitli türleri kusursuz bir şekilde harmanlama yetenekleriyle birleştiğinde onları çağdaş müzik dünyasında kayda değer bir grup olarak ön plana çıkartıyor ama her zaman da köklerine sadıklar. Sababa Five deneysel ve keşifsel seslerin yeni zirvesine de yükseliyor diyebiliriz. Açıkçası ben şu ana kadar üretmiş oldukları bütün çalışmaları keyifle dinledim ve tekrar dinledim. Altını da çizmekte fayda var. Adını efsanevi bir fırtınadan alan Aspan grubun birbirine sıkı sıkıya bağlı müzikal hünerlerini sergileyen bir ses örgüsü olarak da karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi 17 Kasım'da piyasaya çıkan bu yeni albümleri. Şimdi frekansımızı Trilili adlı parçaya bırakalım.
Baba Five'ın müziğini dinlediğinizde yeni ufuklar arayan kulaklar için güzel bir sentez sunduğunu söylemekte fayda var. Söz konusu albüm bir müzikal keşif gezisi gibi. İlk albümlerinin büyük başarısının adından bu grup keşfedilmemiş işitsel bölgelerde bir rota çizmeye devam ediyor ve bunu da cesur bir şekilde yapıyorlar. Müziklerini Radio Nova'yı süsleyen ve Wes Montgomery tarzı gitar lezzetleriyle eleştirmenleri büyüleyen Sababa 5, yenilikçi küresel sesle eş anlamlı hale gelen bir isim olarak da tanımlanmaya devam ediyor müzik camiasında. Aspen ise bir albümden çok daha fazlası, içerisinde kayıp, aşk ve hayatın dokusuna dair bir anlatı var. Bir epik öykü var karşımızda. 2024'te Avrupa'nın dört bir yanında sahneleri ve kalpleri de fethetmeye hazırlanıyorlar ve umarım da bir şekilde İstanbul'a da uğrarlar. Böylelikle de doğu ile batı ritimlerinin tadına bizi de bir şekilde deneyimlemiş oluruz onlarla birlikte. Şimdi söz konusu çalışmadan en son eserimiz olan Eylos'u dinleyelim ve eğer fırsatınız da olursa açıkçası bu albümü edinmenizi ve baştan sona keyifle dinlemenizi öneririm. Şimdi frekansımızı Eylos adlı esere bırakalım.
Evet, 95.0 Açık Radyo burası ve her pazar günü saat 12 ile 13 arasında evinize konuk olduğumuz Dünyayı Dinliyorum programımızın ikinci bölümüne gelmiş olduk ve sırada bu haftanın ikinci çalışması var. Bu albüm Yeryüzü'nün şarkısı olan, efsanevi bir figür olan Moise Palobi ile Guadeloupe'un zengin kültürel dokusuyla dolu işitsel bir yolculuğa bizleri çıkartıyor. 69 yaşındaki Palobi, eski köleler olan atalarının mirası Guvaka davullarının yankılanan vuruşlarıyla bizleri tanıştırıyor. Çocukluğundaki dansçı annesi tarafından canlı Levos toplantılarına katılıp bunlar da kendisini gösterip bir şekilde de müziğe böyle atıldığını da vurguluyor. Levos'un ne olduğuna gelirsek, modernizme edilmiş Gavoka geleneksel kırsal müzik performansı olarak da bunu ifade edebiliriz. Bugün 12 yaşında Levos şambölüne adım attığı andan kalpleri fetheden ve ona ilk 5 franklık parçasını kazandıran dansına kadar akıl hocası Guy Conte'nin de sarsılmaz bağlılığına kadar Palobi'nin müzik destanı hala sürmekte ve derinliklere doğru inmekte. Bu bir ritmik adanmışlık hikayesi, kültürüne sahiplenmiş hikayesi ve her vuruşun bir anı, gelenek ve bir halkın kırılmaz ruhunun hikayesini anlattığını da ifade ediyor sanatçımız Moise Palobi. Kendisi Gavoka geleneğine yaptığı derin katkıları ve grubu Indestavas K'nın 8 albüm ve uluslararası beğenini toplayan yolculuğunun ilk eseri olan La Lezat adlı eseri şimdi hep birlikte sizlerle birlikte 95.0 Açık Radyo'da dinleyelim. Apagale la leza dede wayayayu.
8 tane albüm üretmiş durumda Guadalupe'den gelen Moze, Palobi ve grubu Indetavas K ile birlikte ve oldukça da kıpır kıpır heyecanlı bir müzik harmanlaması var karşımızda. Goa K davullarıyla bütünleşmiş bir ritim ve ses ustası olan Moze Palobi'nin sonik anlatısı bütün müziğin ön planında başrollerde yer alıyor. Ve Palobi'nin hikayesi sadece müzikle değil aynı zamanda da Guadalupe'nin toprağı ve ruhuyla da ilgili. Yani köklerinden hiçbir zaman kopmamış sanatçımız. Bu arada Guadalupe Karayipler'de Fransa'ya bağlı bir takımada ve deniz aşırı bir bölge olarak da biliniyor. Coğrafik olarak bilgilere değinmek gerekirse de programımızın başrollerindeki müzisyen Palobi günlerini çiftlik işçisi ve oduncu olarak geçirirken Fransa ve Kanada'daki sahnelerine kadar hayatının çalışmalarını yaparak kendisini de geliştirmiş bir yerel halk, yerel müzisyen. Ve son albümünün adı ise Abri Sinclonico. Ve Palobi burada Kreole dilinde sözlerin, doğanın kendi orkestrasını fonunu alıyor. İlkel değerlere ve huzurlu bir varoluş arayışına dayanan bir yaşamın ritimsel resimlerini nasıl bizlere çizdiğini bu albümde aktarıyor. Albümün adı Abri Sinclonico. Ayrıca da Palobi'nin ev kayıtlarından ham, kullanılmamış potansiyeli fark edilen ritimlerde bu albümde fiilen kullanılmış durumda. Albüm 13 parçadan oluşuyor ve yapımcı Valerie Malot'un katkısı da bu albümde çok önemli. Abri Sinclonico sürükleyici bir müzik keşfi ve çok fazla aşina olmadığımız bir müzik keşfi de diyebilirim. Evet, şimdi sırada bu albümden Camargo adlı eseri hep birlikte dinleyelim 95.0 Açık Radyo'da. Camargo de bozele dam, Camargo batiye tinikra. Oh, la guano, sove mayo amwe. Yeah.
Sanatçımız Guadalupe'den gelen Mosso Palovi ve dönüştürücü müziğini de bizlere yansıttığı son albümün adı ise Abri Sinfoniki ve kendisinden şu ana kadar iki tane eser dinledik. Az önce Camargo adlı eser frekansımızı süsledi. Başrollerde Guvaca'nın organik özüne çağdaş ses ritimlerini harmanlayarak albüm Guvaca'nın ruhuna sadık kalarak Küba ritimlerinin, serbest cazın gizeminin ve funk spontanlığının bir karışımı olarak antik ve dijital arasında bir köprü kuruyor. Bu albümün Palovi için sadece müzikal bir evrimi temsil etmekle kalmayıp aynı zamanda da kökleriyle bağlantı kurmak isteyen bir nesle seslenen kültürel bir kanal olarak da algılamamız gerekiyor. Daha doğrusu sanatçı bunu böyle ifade ediyor. Ve her bir parçayı, her bir ekoyu, gecikmeyi ve doğada kaydedilen Guvaca'nın da o tamamen doğal ham vurguları ile birlikte başka bir boyuta taşınan ortam sesleri bu albümün hamurunda, bu albümün çekirdeğinde yer alıyor. Abri Sinfoniki bu albümden çok daha fazlasını bizlere sunuyor. Çünkü kültürel alışverişin bir anlatısı, bir öyküsü, geçmişe olan saygı ve aynı zamanda da geleceğe olan cesurca adımlar bu albümde bir şekilde ses yolculuğu içerisinde bizlere sunulmuş durumda. Evet, her pazar günü evinize konuk olduğumuz Dünyayı Dinliyorum programımızda şimdi ikinci albümümüzü geride bırakma zamanı, ama ondan önce Palovi and the Guvaca Masters'dan Leono adlı eseri dinleyeceğiz ve bu haftanın son albümüne geçeceğiz.
Evet, her zaman olduğu üzere de Dünyayı Dinliyor programımızın son bölümüne gelmiş olduk. Bir albümümüz ve bir müzisyenimiz daha var sizlerle birlikte paylaşmak istediğimiz bu saat diliminde. Sanatçımız Anna Carla Mazza ve albümü Caribe'den sizlerle birlikte iki tane eser dinlemeyi amaçlıyorum. Kendisi Latin Amerika müziğinin canlı dokusunu bizlere ulaştırıyor. Anna Carla Mazza Havana'daki kökleriyle yeniden bağlantı kuruyor bu albümünde ve Afro Cuba, Descarga ve Rumbaların neşeli bir geçiş harmanlamasını bizlere burada taşıyor ve ön planda da nefesli bir ekibi var. Arjantin'in tangolarından Brezilya'nın samba ritimlerine uzanan Caribe, Ana'nın özgürlük dolu müzikal etosunu da özetleyen bir çalışma. Meksika'dan Portekiz'in şatolarına uzanan kıtalar boyunca Ana'nın yaratıcı, sürükleyici sessel izini sürebiliyoruz bu albümde. Cello ve vokalde Ana'nın önderliğinde bu çok kültürlü katmanın derinliklerine bir şekilde
dolanıyoruz. Orada bir labirentsel müzik karşımıza çıkıyor ama dinledikçe de ne kadar huzur veren ve ne kadar aydınlık bir ritimsel harmanlama olduğuna da şahit oluyoruz. Kulak misafiri oluyoruz. Şimdi fazla lafı uzatmadan hemen Anna Carla Mazza'dan ilk eserimiz olan Guana Bacoa adlı eseri dinleyelim.
Chacon'un Rumbero bölgesinden ekilen klasik kökleri onun imzası haline gelen organik cello armonileriyle birlikte dönüştürülmüş bir şekilde frekansımızı süsledi. Anna Carla Mazza'nın müzikal macerası Karibe'ye derin bir dalış sunuyor. Katmer katmer müziklerde karşımıza çıkıyor. Guadalupe'li davulcu Arnold Dolmen kendisine çok ciddi anlamda müziksel katkıda bulunmuş ve onun haricinde de Kübalı ikili Luis Guerra ve Irvin Acorn'un da sağladığı ritmik omurgada dahil olmak üzere uluslararası cazın kim olduğunu okuyan bir toplulukla bu albüm Anna Carla Mazza'ya Havana'nın coşkusuna dair anılarını bir aşk mektubu olarak bizlere ulaştırıyor. Anna'nın 5 yaşında piyanodan 8 yaşında cello'ya uzanan yolculuğu ve sanatına olan o durmak bilmeyen bağlılığı onun olağanüstü yeteneğinin ve adanmışlığının da bir kanıtı olarak da Karibe'ye taşınmış durumda. Cidden çok keyifli bir albüm var karşımızda ve dinledikçe de sizi sarmalıyor. Evet, böylece bu pazar gününde de saat 12 ile 13 arasında evinize konuk olduğumuz Dünyayı Dinliyorum programımızın sonuna gelmiş olduk. Şimdi kapanışı Atomo Cafe adlı eseriyle yapacağız ve böylece bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş olacağız. Multikult FM Berlin'in ortak yayınımız olan Dünyayı Dinliyorum programımızdan hepinize çok keyifli bir pazar günü diliyorum. Bana ulaşmak isteyen dinleyiciler için elektronik posta adresim her zaman olduğu üzere müzik@tikabasamusic.com. Instagram'da takipleşmek isterseniz ise hesabım tikabasa.müzik. Dünyayı dinlemeyi unutmayın. Haftaya 95.0 Açık Radyo'da başka bir temayla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Je veux t'offrir à toi, mi amor. Dis-moi si tu as aimé le café que je t'ai apporté. Baby, Havana, a tomar café, a tomar café, a tomar café, a tomar café, a tomar café. De la Havana, de Santa Clara.
Dünyayı dinliyorum. Bir Dünya Müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.